Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühüm. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Mu'nil Muhtac'ın Salat kitabının ikinci dersini okuyoruz. Ve yusennu ta'cilu salati li evvelil vakt. Sünnettir namazı evvelul vaktine ta'cil etmek. Yani yatsı da buna dahil olmak üzere namazı evvelul vakte kılmak, acele kılmak sünnettir. Hatta bunun birkaç delili var. Delilin biri, sahabenin biri sormuş. Demiş ya Resulallah, eyyül amali afdalu? Demiş, es-salatu fi evveli vaktiha. Sahabe, amellerin hangisi daha afdal, sevabı bol sorusuna karşı Allah'ın Resulü evvelul vakte kılınan namaz demiş. Ve fi kavlin, bir kavle göre te'khirul işâ'i afdalu. İşanın te'khiri evvelul vakten daha afdaldır. Evet, işanın te'khiri bir kavle göre daha afdaldır. Bu şartla ki ihtiyar vakti geçmeyecek. Hani ihtiyar vakti sulusu leyla kaderdir. Bazı kavlere göre nisfu leyla kader. İşte o ihtiyar vakti geçmemek kaydıyla yatsı namazın tahiri daha afdaldır. Bir kile öyle diyor. Bunun hikmeti de öğle vakti günün ortasındadır. Yatsı da tahiriyle gecenin ortasına doğru kaydırmayla yatsı ile öğle karşı karşıya gelmiş oluyor. Biri vesatun naharda oluyor, biri de vesatun leylde kılınmış oluyor. Ve yusennul ibradu bizzuhri fi şiddetil harri. Şiddetul harda öğle namazını ibrad etmek, serinleştirmek, gaye tahir etmek sünnettir. Ama bu alel itlak değil. Ve lessah İhtisasu bi beledin harrin. Bu ibrad, ihtisasu ibradın ihtisas bi beledin harrin. Sıcak memleketlere hastır. Bir. Ve cemaati mescidin yaksidunehu min bu'din. O caminin cemaati ki namazlarını o camiden başka bir yerde kılmıyorlar. Tekeleri gibi, zaviyeleri gibi, medreseleri gibi. Veyahut da kendilerine bir cami yapmışlar, namazlarını o camide kılıyorlar. Onlar da uzaktan o cami kastederek geliyorlar ise o zaman ibrad sünnet. Yoksa eğer beled soğuk değil, sıcak değilse, cami cemaati yakın ise veyahut da uzaksalar belli bir camide kılmıyorlar. Rastgele camilerde kılıyorlar, bazen de o camiye de gidebilirler. Bunlar için ibrad sünnet değildir. وَمَنْ وَقَعَ بَعْدُ صَلَاتِهِ فِي الْوَقْتِ. Kim ki onun namazının bir kısmı vakitte vakı olursa. وَمَنْ وَقَعَ بَعْدُ صَلَاتِهِ فِي الْوَقْتِ. Kim ki namazının bir kısmı vakitte vakı olursa. Diyelim namaza başladı. Bir kısmını kıldıktan sonra vakit bitti. فَلَسَّحُ اَنَّهُ شَنْحَرْ اِنْ وَقَعَ رَكَتُنْ. Eğer bir rekat vakte vakı olmuşsa, yani vakitte bir rekatını kıldıktan sonra vakit bitmiş ise فَالْجَمِيعُ اَدَاءُ. O zaman namazının tümü nedir? Edadır. وَاِلَّا eğer bir rekatten az vakte girmiş ise fakadaun, namazın tümü nedir? Kadadır.
Peki sebep ne, hikmet ne? Eğer bir rekat vakitte kılınmış ise hepsi nedir? Edadır. Eğer bir rekat vakitte kılınmamışsa hepsi nedir? Kada. Bu bir rekatın özelliği ne? Bir rekatın özelliği budur. Bir rekat namazın ef'alların muazzamını kapsıyor. Namaza olan erkanların çoğu birinci rekatte vardırlar. Birinci rekatının tekrarıdırlar. Rukudur, sucudur, ihtidaldır, kıraattır, teşehhüddür. Bunlar çoğu birinci rekatte var. Onun için eğer bir rekat vakte girmiş ise geri kalanlar da onun tekrarı olması hasabıyla sanki hepsi vakte girmiş oluyorlar. Ama bir rekat girmemiş ise o namaz kada olarak kabul edilir. Yani diyelim tekbir getirdi, Fatiha okudu, ruku ve sucuda varıncaya kadar vakit bitti. O namaza devam eder, yalnız o namaz kada olarak kabul edilir. Kadanın sevabını alır, farzın edanın sevabını almaz. Anlaşılıyor değil mi? Peyk ve men cehilel vakte. Kim ki vaktten cahildir, namazın vaktini bilmiyor. Nasıl namaz kılar? İçtihade. İçtihad yapar. Bir virdin, kendi virdiyle ve nahvi virdinin nahviyle herhangi bir daha önceki meşguliyetiyle içtihad yapar. Diyelim her zaman öğlen namazıyla ikindi arası 400 Kur'an okurdu. 400'ünü okur, ikindi kılar. Veyahut da başa dünyevi bir iş yapardı. O günde o kadar iş yapar, namazını kılar. Veyahut da o güne kadar ders ne kadar veriyordu, müzakere ne kadar yapıyordu. O kadar yapar, vakit girdiğini kabul ediyor. Peki, iştihad yaptı, namazını kıldı. فَاِنْ تَيَقَّنَا سَلَاتَهُ قَبْلَ الْوَقْتِ Yakın etti ki namazı vaktten önce gerçekleşmiş. Veyahut da namazın tümü değil de bir kısım vakit girmeden önce olmuş. Velev ki tekbir-i ihram dahi vaktin öncesine vakı olmuşsa kada fil ezher. O namazını ne yapar? O namazını kaza yapar. O namaz olmamış oluyor. Bir daha neysin? Kaza yapsın. Tabi eğer yakın ederken daha vakit bitmemişse kalkar namazını bir daha kılar. Yok, vakit bittikten sonra yakın etti veya hutan bilen sikat biri onu dedi sen erken kılmıştın, namaz vakti girmemişti, sen kıldın. Ne yapar? Namazını kaza eder. Ve illa, ama bu diyor ezhere göre, hilaf ezher diyor, her ne kadar yakın ederse namazın bir kısmı vaktin öncesine vakı olmuşsa da namaz vakte girmiş, hani yakın karşısında zan var. O zannına amel ederek namazı eda olarak kabul edilir. Yani ezher diyor yakinen bildikten sonra namaz sevabından belki mahrum olmaz. O namaz ona ne eda olur çünkü vaktten önce kılmış. Ne kaza olur çünkü vaktten önce kaza da olmaz. Ama hilaf-ı ezher diyor zannına bakılarak kazaya gerek yok deriz. O namaz eda olarak kabul edilir. Ve illa eğer namazı vakitten önce vakı olduğunu yakın etmese ya zannederse namazın hepsi veya bir kısmı vakitten önce vakı olmuş fela ne olmaz o namazını bir daha kaza yapmaz. Yalnız namazını sonra kaza yapar. Burada günah yok. Niye? Çünkü namazını kılmış. Sadece içtihadi yanlış gitmiş. Namazın bir kısmını veya tamamını vakitten önce kılmış. Dolayısıyla burada bir taksirati olmadığından dolayı günah isim yok.
ve yubadiru bil faiti. Diyor kişi faid namazına acele yapsın. Bir kişinin kaza namazı varsa o kazasını alel acele kılsın. Yubadiru fiile mudari emir manasındadır. Yani acele yapsın. Buradaki emir de eğer bir özre binaen namazını kazaya bırakmış ise mübaderet sünnettir. Eğer özürsüz namazını kazaya bırakmış ise o namazın fevti bila özür ise o zaman faite mübadereti vacip olur. Tahir ettikçe günahkar olur. Ve yusennu tertibuhu. Faid namazının tertibi sünnettir. Mesela önce sabahı kaza yapsın, öğle, ikindi, akşam yatsı olmak üzere sırasıyla namazını kaza yapmak nedir? Sünnettir. Niye? Hani bazılar tertip vacip diyorlar. İşte o vacip diyenlerin hilafından kurtulmak için faiti tertiple kılmak sünnettir. Bir de ve takdimu alel hadiri leti la yehafu fevta. O hadir namaz ki onun fevtundan korkmuyor kişi. Kazayı faiti ona da takdim etsin. Diyelim öğle namazının kazasını kılıyor. Kalksın önce öğle namazını kılsın, sonra öğleyi kılsın. Faiti hadir namaza ne etsin? Takdim etsin. Eğer fevt telkesi yoksa, eğer fevt telkesi varsa, diyelim öğle vakti bitmeye, ikinci vaktin girmesine 10 dakika kalmış. Bu adam kalkıp öğle kazasını kılıncaya kadar, farza başlayıncaya kadar farzın vakti geçmiş olacaktır. O zaman önce kalksın, öğle namazını kılsın, sonra kazayı kılsın. Kaza ikindi vaktine kaysa da zararı olmaz. Ve tukrehu salatu indel istivai. İstiva anında güneş semanın ortasına geldiği vakit namaz kılmak mekruhtur. İlla yevmel cumuati. Cuma günleri istiva vaktinde sebepsiz namaz kılmak mekruh değildir. Tabi bu cuma sadece cumayı kılan kişiye değil, o günde herkes için, kadınlar için, cumayı özüründen dolayı gitmeyenler için, cumayı kılmayanlar için, seferi olanlar için, herkes için cuma günü İstiva vaktinde mutlak namaz, sebepsiz namaz mekruh değildir. Bir de ve ba'de sübhi, sabah namazından sonra da nedir? Mekruhdür. Hatta tertefi aşşemsu kerrumhin. Güneş bir mizrak kadar yükselinceye kadar namaz kılmak mekruhdür. Biri derse güneş nasıl bir mizrak yükseliyor, gidip ölçme imkanımız yok. Biz diyoruz gaye göz kararıyla evet güneş bir mizrak kadar yükselmiş tahmin edersek, onu o şekil görürsek kerahat vakti bitmiş deriz. Yoksa hakiki olarak güneş yere yaklaşmıyor o kadar, yerden o kadar da yükselmiyor. Vel asri, yani ve ba'del asri, sübhi üzerine atıftır, onun üzerine de ba'd gelir. İkindi namazından sonra hatta tağrube, güneş batıncaya kadar nedir? Namaz kılmak mekruhtur. Bu kişi için, bir daha bir önceki kişi için, adam sabah namazını kılsa kılmasa, ikindiyi kılsa kılmasa bu kerahet hepsi için geçerlidir. İlla li sebebin kefaitetin,
İlla bir sebepten dolayı namaz bu vakitlerde mekruh değil. Diyelim faitetin gibi. Adam kazayı kılıyor. Bu vakitlerde kılabilir. Bakın Hanfilerde öyle değil. Hanfilerde sebepli sebepsiz namazın ayrımı yok. Ve kusufin. Kusuf güneşin batma. Güneş tutulduğu zaman onun için namaz, kılınan namaz. Husuf namazı, ayın tutulması için kılan namaz gibi. Ve tahiyyetin, adam camiye girmiş tahiyyetül mescid gibi. Abdest almış sünnetül vudu kılıyor. Ve secdede şükür, bir nimetten dolayı şükür secdesini yapmak gibi, onda sebebi var. Secde ayetini okumuş, tilavet secdesini yapmak gibi, bunlar hepsi sebepli namazlardırlar. Bu kerahat vakitlerinde bunlar kılınır. Yalnız bile bile sebepli namazı bu vakte kaydırmak iyi değil. Ama rastgele bu vakitlere denk geldiyse zararı yoktur. Ve illa fi harami Mekke. Bir de Mekke hareminde kerahet yok. Çünkü hadis-i şerif bu konuda var. Ya beni abdi menaf, la temna'u ahadan tafe bihazel beyti ve salla eyyete sa'atin şa'e min leylin ev neharin. Ey beni abdi menaf, siz engel olmayın. Bu beyti tavaf edip namaz kılanı engellemeyin namazından. Gecenin hangi saatinde, gündüzün hangi saatinde olursa olsun. Bir bu hadisten dolayı Haram-ı Mekke'de kerahet yok bu vakitlerde. Bir de Haram-ı Mekke'de kılınan namaz diğer yerlerde kılınan namazdan 100.000 sefer daha afdaldır. Onun için Müslümanlar bu faziletten mahrum olmamaları için bütün vakitlerde namaz kılabilirler. Velakin kerahet vaktinde kılmak hilaful evladır Haram-ül Mekke'de. Yalnız kılarsa hilaful evlayı işlemiş, kerahati işlemiş olamıyor. Faslun. Fasla geldik. İstese bugün yeter olsun. Haram-ül Mekke Kabe'nin içinde bulunduğu Haram-ül Mekke. Allah Allah. Bakın, Haram-ı Mekke dedi. Tabi murat Haram-ı Mekke'den Allahu Alem Mescidül Haram'dır. Bir de Mekke'nin haram bölgesi var. Murat o değil. Şimdi Haram-ı Mekke deyince burada da ihtilaflıdır. Bazılar diyorlar, aşağıda da biraz tefsilatı geçiyor. Bazılar diyorlar Mekke'de haram bölgesi var. O haram bölgesi için komple için geçerlidir. Bazılar diyorlar Haram-ı Mekke'den murat demin dediğimiz gibi Mescid-ül Haram'ın kendisidir. Diğer o Mekke'nin haram bölgesine bu özellik yoktur. Tamam, yeterli olsun. نفعكم الله نفعا مبينا